Arkadaşlar bugün size uzak durmanız gereken 6 tip insandan bahsetmek istiyorum. Vallahi uzak durun. Gerçekten bu insanlarla beraber olduğunuz müddetçe bir yere gelmeniz, başarılı olmanız çok zor. Şimdi birinci özellikleri bunların yalan söyleyen. Şimdi yalan neden tehlikeli? Yalan güveni ortadan kaldırıyor. Mesela bir arkadaşım var benim, çok seviyorum ama güvenmiyorum. Ve seviyorum. Gerçekten neden seviyorum? Muhabbeti güzel, ondan sonra eğlenceli bir insan, yanında olmak keyif veriyor. Ama yaptığım işle ilgili güvenmiyorum. Bu sefer baktım ki soğumaya başladım ve sevmeme rağmen güvenmediğim için, bak yalandan dolayı yalanlarını yakaladığım, sürekli yalanlarını yakalıyorum ve içimdeki o güven öldüğü için de maalesef dostluğumuz öldü. Onun için yalan ilişkilerin en büyük düşmanıdır ve yalan söyleyen insanla kesinlikle uzun süreli ilişki yürümez. 2. Seni aşağıya çeken. Ne demek hocam aşağıya çeken? Benim paçamdan mı çekiyor bu? Vallahi paçandan çekmesinden farksız yaptıkları. Nasıl seni aşağıya çeken? Hiçbir zaman seni geliştiren değil, her yönüyle seni durduran, gerileten bir insan. Nasıl? Alışkanlık, kötü alışkanlıkları, ondan sonra bomboş zaman geçirmesi, seni iyiye değil kötüye yöneltmesiyle beraber seni aşağıya çeken insanlar var. Şimdi kiminle arkadaş olduğunu söyle, senin ne noktada olduğunu ben sana söyleyeyim. Bakın iyi arkadaşlar, kendini geliştiren arkadaşlar seni iyi bir noktaya getirir. Ama kötü arkadaşlar seni kötü bir noktaya götürür. Mesela hovardalık yapan insanlara takılanların ne kadar dikkat ederse etsin, maalesef belli bir noktadan sonra onlara uyduğunu gördüm ben. Aynı şey bütün arkadaşlıklar için geçerli. Mesela benim büyük oğlumun en sevdiğim, takdir ettiğim yönü arkadaş seçimiydi. Öyle arkadaşlar vardı ki arkadaşların hepsi ondan daha iyi. Hepsi onu iyiye, güzele, doğruya yöneltiyordu ve onu o şekilde motive ediyordu. Bakın bu noktada sizi paçanızdan çeken değil, sizi iten, sizi destekleyen, sizi geliştiren insanlarla bir arada olmanız lazım. Ufkunuzu açmalı bu insanlar, okuma sevgisi vermeli bu insanlar, ondan sonra size yeni şeyler öğretmeli bu insanlar, size her açıdan desteklemeli bu insanlar. 3. Sürekli şikayet eden insanlar. Bakın şimdi sürekli şikayet eden insan aynı zamanda fikir üretmeyen, olanı beğenmeyen ve olanı sürekli eleştiren. Sen söyle, senin ne var katkın? Daha iyi nasıl olabilir? Şimdi kaliteli insan eleştiri getir ama çözüm de üretir. Bunlar sadece şikayet ediyor. Her şeyden şikayet ediyor. Ve bunun şikayet boyutlu sürekli dırdırı inanın senin enerjini tüketir. Ve bu insanlarla beraber sen de hayata memnuniyetsiz bakmaya başlarsın. Her şeyde bir kusur, her şeyde bir problem, her şeyde bir sıkıntı. Bakın bütün bunları sen de görmeye başlarsın ve bu senin üretkenliğini öldürür. Onun için bu insanlar tehlikelidir, uzak durmak lazım. 4. Seni kıskanan insan. Neden uzak durman lazım kardeşim? Bakın gerçek anlamda dost senin yaptığın her güzellik, her başarıyla övünür. Bunlar çekemiyor. Beter olsun diyor. Ama yüzüne bir şey demiyor. Aa çok güzel, vallahi memnun oldum diyor. Ama arkandan laf söylüyor. Kıskanıyor seni, çekemiyor. Çekemeyen insanlar aynı zamanda fesat insanlar. Bu insanlarla ciddi anlamda sen zaman geçirdikçe bu insanların sana faydası değil zararı olur. Yarın arkandan film çevirir bunlar. Çok gördüm. Onun için senin başarılarınla övünen, seninle gurur duyan ve gerçekten senin başarını kendi başarısı gibi gören insanlarla beraber olmak lazım. Hocam bunlardan kaç tane var? Bak kaç tane varsa var. Az olsun temiz olsun. Az olsun benim olsun. Diğerleri üzer seni. Onun için uzak durun diyorum bakın. Kıskanç insan, seni kıskanan insan, çekemeyen insan aynı zamanda seninle ilgili kıskandığı için yapmaması gereken şeyler yapar ve üzülürsün. Ondan dolayı uzak dur. Boş ver. Ne hali varsa görsün. Yorma kendini bu insanlarla. Boşuna zaman da harcama, emek de harcama. Sevgini boşu boşuna bu insanlara verme. Sana yazık olur. 5. Senin değerini bilmeyen insanlardan uzak dur. Bak şimdi. O kadar önemli bir şeydir ki
beni değerli ve önemli gören insan aynı zamanda beni gerçek anlamda seven ve destekleyen insandır. Şimdi beni değerli görmeyen insan çevresine benimle ilgili güzel şeyler söyler mi söylemez mi? Hayatta söylemez. Beni değerli gören insan beni bir yere taşır. Beni önemli, beni değerli görüyorsa eğer aynı zamanda benimle gurur duyar. Ama benim yaptıklarımı küçümsüyorsa, beni küçümsüyorsa, işimi küçümsüyorsa, evimi, çoluğumu, çocuğumu bakın beni küçümsüyorsa bana değer katabilir mi? Hayatta değer katamaz. Onun için çalıştığınız iş yerinde de dahil, bakın her yerde dahil beni ne kadar değerli görüyorlar. Ben kendimi değerli hissediyor muyum? Çünkü neden? Kendinizin değerli hissetmediği bir yerde değer katamazsınız. Ben değerli hissetmeliyim ki insanlara, çevreme değer katmalıyım. Onun için eşim beni değerli hissettiriyor mu? Çocuğum beni değerli hissettiriyor mu? Ben çocuğumu değerli hissettiriyor muyum? Ben eşime kendini değerli hissettiriyor muyum? Arkadaşlarım, dostlarım hangileri bana kendimi değerli hissettiriyor? Önemli ve özel olduğumu hissettiriyor. Bakın bu değer verme, değerli hissettirme, değerini bilme, iyi ki sen benim hayatımdasın anlayışına sahip olma muhteşem bir şey. Ve şunu gördüm ben. Bu değerli olduğunu hissettiren insanlar aynı zamanda gerçek anlamda dostlar. Ama seni küçümseyen, seni aşağılayan, seni zaten değersiz gören bir insan hiç uğraşma. Bu insanla zaten verdiğin emeğe yazık. Ve bir an önce uzaklaş o insandan. 6 karamsar insan. Bak karamsar insanlardan da kaçın. Neden? İçinizi karartır. Bakarsın onun baktığı gibi hayata bakmaya başlarsan valla sen de yanarsın. Her şeyde mutlaka olumsuz, negatif bir şey bulurlar bunlar. Ve negatif insanlar bizim ufkumuzu daraltır, başarı potansiyelimizi öldürür, bizim umudumuzu kaybetmemizi sağlar. Pozitif insanlar bizi başarıya taşır. Onun için yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Sadece pozitif, olumlu hayata bakan satıcılar üzerinde yapılan bir çalışma var. %37 daha çok satış yapmışlar ya. Bak olur bu iş diye gidiyor adam. Bu olmaz zaten. O zaman ne olsun? Zaten olmaz. Hayata pozitif bakan insanlar hayat enerjimizi arttırıyor. Ama karamsar, olumsuz, negatif bakan insanlar bizim içten çürümemizi sağlıyor. Onun için bu tarzda insanlar ne kadar azsa hayatınızda o kadar pozitif, o kadar enerjiksiniz. Bu insanları hayatınızdan uzak tutun. Şimdi hocam öyle şeyler söylüyorsunuz ki, bundan önceki videolarınızda da daha önce de anlatmıştım ben uzak durmanız gereken insanlarla ilgili bir video çekmiştik. Şimdi hocam bunları biz baktığımız zaman eğer çevremizdeki her insana bu gözle bakarsak bizim etrafımızda insan kalmaz. Bakın kalanlar yeter. Çünkü bu insanların varlığı sizi maalesef daha sonra üzecek. Sizi değersizleştirecek. Sizi daha başarısız, daha verimsiz hale getirecek. O zaman bu insanlarla zaman geçirmenin, zaman öldürmenin bir anlamı yok. Hayatımda 3 tane adam olsun ama adam olsun ya. Bak 3 kişi, 5 kişi önemli değil. Yüzlerce kuru kalabalık olacağına 3 tane gerçek dostum olsun benim. Bence bu bana yeter. Bu felsefe daha az. Herkesle iletişim içine girerim. Ama herkesi hayatıma almam. Bak çok önemli bir şey söylüyorum size. Herkesle iletişim içine girerim. Ama herkesi hayatıma almam. Hayatıma aldığım insanlar benim için özel insanlardır. O insanlar beni üzmez. Ben de onları asla üzmem. Hayata bu şekilde bakmak lazım. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizden gelen sorulara videolar çekmeye devam ediyorum. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. İzleyin, izlettirin.